Şimdi hocam bu Doğu Anadolu fayının aktifliği ile ilgili bu ara çok fazla görüşler ortaya çıktı. Naci Hoca da konuştu bununla ilgili biliyorsunuz. Sizin düşünceniz nedir? Doğu Anadolu fayının tehlikesi ne vaziyette, ne durumda şu anda? Yani Türkiye, ben 32 sene Türkiye'de en baş girdiği dakika, yani deprem, çok büyük depremi de yok. Ara ara tabii ki 99'un depremi, 2011'in falan oruyor ama Kahramanmaraş, Hatay diye geldi. Doğu Anadolu fay hattı sıra sıra domino taş sıra sıra kırmaya başladı. Dolayısıyla bunu ilave olarak olabilir. Tabii Akdeniz Türk diye tsunami yok diye düşünmesin. Küçükse de depremi oluyor, tsunami oluyor. Nasıl bardak, böyle bardak sallıyorsa fazla dalga yok. Ama Kobasa büyük dalga oluyor. Japonya, Pasifik, Kobasa, o dalga çok. Ama gene de bardak, Akdeniz olsun, Marmara olsun, gene de su varsa dalga oluyor. Ama Evet. Hocam bu peki şeyle ilgili ilginç bir soru sormak istiyorum size. Hani bu deprem oldu ve depremden sonrasında kimi kesim bunun orijinal yani reel bir deprem olduğunu, kimisinin de reel olmayan yapay bir deprem olduğunu iddia ettiler. Hani siz Japonya'da böyle işte manyetik frekanslarla yapılan bir deprem olduğuna dair bir duyum aldınız mı hiç? yani çok nadir, Japonya'da da söylüyor insan de var. Yani hayvan önceden biliyor filan de söylüyor insan var. Ben de Türkiye'de bunu bazı insan hava durumundan anlıyor diye söylüyor insan var. Ama bunları yani başka insan dalgadan insan yaptı diye söylüyor insan de var. Yani yapabilir bir şey var. Yani sıfır değil ama bunu yapmak için, tam doğru nokta vurmak için çok doğru, çok doğru tespit etmek lazım. Onun için çok uğraşmak lazım. Gene de doğru, onu gemiden yaptığı falan. Bunları yani Evet, öyle iddialar var. bunu Japonya'daki insan kimse inanmıyor. Ayrıca böyle kitap var. Kitapta ben Tsubasa'ya benziyor hocam o. evet, çünkü bu modeli ben Moriwaki'nin depremi refahsı olarak, Ha, yani çizim çok güzel. depremi nasıl oluyor, depremdeki ne yapmak lazım, depremi çantada ne koymak lazım, bunları çizgi romandan, yani çocukları yazı olarak mesela böyle yazı olaraksa çok zor okuyor. Çizgi romandan böyle yapmaya başladı ve şimdi büyük kitapçıda satmaya başladı. Geçen sefer Manisa'da kitap fuarda ben de imzada yaptım. Yani eğitimi çok önemli. Onu bugün makineci yarının konferansının içinde başka hoca ile iktisat mühendisi olarak katıldı. Onlar için de anlattım. Yakın zamanda birçok şehirde yine artçılar devam etmeye başladı. Yani Hatay, Maraş, Adana, Bitlis, Tokat. Yani Evet. bu artçılar yani bir sene daha böyle sürecek mi? Yani bu mesela Tokat'ı başka. Yani başka Kuzey Anadolu fay hattı. Ama Orada ben da 30 bir tehlike var değil mi? sene Türkiye'de en başı fazla depremi yok. Arada tabii ki 99'unu Gölcük, İzmit, Adapazarı depremi oldu. 2011'de Van depremi oldu. Ama çok büyük dedi. Ve sayısı da fazla değil ama bu Silivri'den sonra Elazığ ve Elazığ olduktan sonra Manisa, Muğla, İzmir ve bu Doğu Anadolu fay hattını Elazığ'dan sonra Maraş'ta, zaten Maraş'ı bu depremden önce geçen Aralık'ta ben Maraş'ın üniversiteye gittim. İnşaat mühendis, mimarı öğrencilere anlattım. Yani bu Türkiye'de domino taş gibi her zaman sıra sıra öyle geliyor. Onun için Erzurum'dan sonra neresi? Burada olabilir. Yani onun için
hazır olmak lazım diye anlatıyor. Şimdi Türkiye'de bu görünce yani bu yine 3 senede soğuk depremi başladı. Şimdiye kadar topladı güç atmaya çalışıyor. Arutu'da ne plaka var? Bunları plaka birimiyle baskı yapıyor. Onun için Japonya'da her gün 3 depremi mutlaka her gün oluyor. Japonya'da nerede, ne zaman, nasıl olacak? Yeni fay hattı yeni vuruyor. Yani depremi olacak depremini yani tahmin edebilemiyoruz kadar yeni fay hattı. Yarısı yeni fay hattı. Şimdi kadar bilmiyordu. Yani Japonya'da deprem olabilir diyor. Türkiye'de artık 93 tehlikeli bölge sadece 7 yani Konya civarında. Konya ve Konya'nın güneyi duyuyordu. Ama Konya'da senede oldu, geçen senede oldu. Artık Türkiye'nin harita kıpkırmızı, zaten bayrak kıpkırmızı sınırı. Değil mi? Ama mesela bazen hocalar yeni depremi bitti. Yani 3 sene, 5 sene geçtiği için oraya taşınıyor diye olabilir. Ya da Ankara. Ankara'sa güney tarafta Gürcü'nün güneyde. Kuzeyse Çankırı'nın kuzeyde. Onun için yani mesafe var. Hem de Ankara kayanın üstünde. Ertu zeminin üstünde. Onun için Ankara depremi bakıştan depremden dönüyorsa Ankara güvenilir yer diye söylüyor. Ama genel itibariyle Türkiye'de bu deprem gerçeğine alışması gerekiyor insanların. Evet. Ve bunun temeli de eğitimden geçiyor diyorsunuz. Ve hazır oluyorsa devlette de, hükümette de, belediyede herkesi, her yerde, her evde yatakını, yaşam uçken yatakının yanında su şişe ve düdük ve çikolata, sürü çikolata. Bunlar hazır olsun diye söylüyorum. Hocam o zaman biraz İstanbul'dan bahsedelim. Tamam. Bu İstanbul'da gelecek, gelmeyecek, ne kadar zaman sürecek tartışmaları süre dursun. Sizin bir görüşünüz var mı bu konuyla ilgili? Yani İstanbul'un ne kadar uzaklıkta bir deprem bekliyor diyoruz. İstanbul'da deprem geliyor. Bu mecbur. Bir gün geliyor ama yani ne zaman, ne kadar büyük, nerede diye soruyor. Ama bir gün geliyor. Marmara bölgede 4 noktada tehlikeli diye soruyor. Birinci nokta İnegöl'den Bursa'ya kadar. Genel olarak manyetürde 7'nin depremi 100 sene, 150 sene de bir kere geliyor. Ama mesela Elazığ'sa 80 sene için 6 nokta, 6 7'ydi. Ama Maraş'a yakın sene geçti, topradığı büyük oldu. İkinci olarak Bandırma, bunu Güney Anadolu fay hattını güney kolu olarak Bursa'dan sonra ileride Bandırma o noktada olabilir. Ve burada deprem oluyorsa da İstanbul'da mesafe var için efekti yok diye söylemek. Nasıl Adapazarı'nda deprem olduğu da İstanbul'da da Avcılar'da özellikle yumuşak üzerinde efekti oldu. Peki hocam şunu sorayım size son olarak. Siz sonrasında, deprem sonrasında o deprem bölgelerine ve deprem gören bütün şehirlere gittiniz. Ve sonrasında oradaki önlemleri nasıl buldunuz? Yani bu deprem sonrası dersine çalışıyor mu Türkiye? 99'un depreminde acı yaşadı. Ama ondan sonra iyileşmedi. Doğu Anadolu hayatını, o Maraş yolusu, Hatay yolusu, yani 300 sene gelmedi. Herkes burası deprem olacak diye hiç beklemiyordu. Ama aslında devlet bunu gördü ve sayacılar da vardı. Ve hastaneler de sismik izolata koydu. Yani bunu onun için söylüyorum. Eğitim çok önemli. Tatbikatı çok önemli. Geçen sene bir kere tatbikatı yaptı. Geçen sene ne yaptığını hatırlamaz. Onun için Japonya'da nasıl ayda bir kere yapıyor ve ayda bir kere okullarda, ayda bir kere mahallede ayrı ayrı yapıyor.
Ayda iki kere yapın. Dikkat yapıyorlar değil mi? Hakikatte bunu geçen sefa ne yaptığını hatırlamak gerek yok. Artık düdük duyunca böyle yapıp üstüne kaçıyorum. Hocam burada küçük küçük bir size örnek vermek istiyorum. Geçenlerde İstanbul Esenyurt tarafını bilirsiniz. Belki gitmişsiniz Esenyurt'a. Hani buranın en fazla nüfusuna sahip ilçelerinden birisi. Bir blok gördüm. Yeni yapılmış bir blok. Ve hiç üşenmeden bir bir katlarını saydım hocam. Ve kaç kata sahipti biliyor musunuz hocam? 40 katlıydı. Yani bir zemin çok kuvvetli, kayalık dahi olsa üzerine 40 katı taşıyabilir mi sizce? Ki Türkiye şartlarından bahsediyoruz. O Esenyurt olsa tam yani çok iyi, tam dağ tarafta, denizden uzak tarafta biraz da şansı var ama Esenyurt'u da Zeytinburnu'na kadar yumuşak değil ama Esenyurt'u da yarısından fazla yumuşak. Onu yapabilir yöntem var. Aşağıya fore kazıkı yapacak. Bir yeri fore kazıkı yapıp yapabilir de 40 katta da 100 katta da yapabilir yöntem var. Ama bu yapmadım bu. Bunu bakmak. Yani yönetmeliklere göre yapılsa, şu anki yönetmeliklere göre yapılsa o 40 katı kaldırabilir mi şu anki yapılaşma? Kaldırabilir. Ama buradaki yönetim ne zaman vurdu? 2018'den sonra. Evet. 2018'den öncedeki bazen sıkıntı var binada, var. Ona göre kontrolü yapmak. Yani zemin kayalık olması önemli. Başta söylüyorsunuz yumuşak zemin olmayacak. Yönetmeliklere göre yapılacak. Kesinlikle iyi bir kontrolör olacak başında, mühendis olacak. Var, kaçak değil bina demek. Evet. Ve genel olarak 2000'den sonraki bina sağlam edebilir. O zaman bir örnek daha vereyim hocam size. Ataköy sahili biliyorsunuz hocam. Ataköy. Ataköy. Direkt denizin içine doldurulma bir zeminin üzerine yine 25-30 katlı lüks konutlar yapıldı. Sizce bu zemin uygun mudur hocam inşaat yapmaya? İzmir'de Karşıyaka'da var. Ondan sonra evet. Hatay'da, Maraş'ta. Eskide herkes yüksek yerde 2 katta, 5-3 kattaya kadar ödü. Sonra tam ovaya, eskide Suvanlı Taranağı'ya 10 katta, 15 katta lüks bina yaptı. Hatta bataklık kurutulup üzerine yapıldığı söylenilen yerler bile var hocam. Eskide nehirdi, yani gör gibiydi. Onu yaptı, nasıl olduğunu gördünüz. Yani kısaca şunu diyebilir miyiz hocam? İstanbul'da nereye kaçarsanız kaçın, deprem tehlikesi var. Siz sadece buna önlem almanız gerekiyor diyoruz. Yani istediğiniz kadar ilçe değiştirin diyorsunuz. Biraz bina kötüsa da seri tutumuysa depremi zaten efekti olmuyor. Sağlanmıyor. Ondan sonra... Peki depremin, o sert zeminin depremin denizden gelmesi ya da karada oluşmasına bir etkisi ne kadar değişiyor? Bu nokta deniz mi kara mı diye soruyoruz. Evet, evet. Evet. Olsa ne değişir? Sonuncu aşağıda kara ile beraber. Onun için deniz var mı yok mu fazla düşünmesin. Deniz var için yumuşak, yani yavaş geliyor veya az geliyor diye düşünmesin. Aynı bu. Onu deniz var mı yok mu fark etmiyorum. Bu kadar. Çünkü şöyle bir şey söylenildi. Doğuda bu Maraş depreminde merkez bölgelerin genelde şehir merkezlerinden geçtiği için bu kadar şiddetli yıkımlar olduğu söylendi. Hani denizde sadece olsaydı merkezi daha az olacağı söylendi. Tabii ki tam yani hem de karanın direkto ondan sonra çok yakın yerde, birincide 14 kilometre, ikincide 7 kilometre. Yani Japonya'sa genel olarak 30 kilometre, 40 kilometre derin yer. Ama burası çok yakın. Hem de direkt. Yani denizdeki Japonya'sa ada ülkesi, deniz demek ki uzak demek. O anlamda 30 kilometre yan tarafta ve 30 kilometre aşağı gibi. Onun için herkesin cep telefonda uyarı sistemi var. Çünkü
30 kilometre, 30 kilometre, 45 kilometre gibi uzak bir yerde. Yani 1,5 saniyede hemen depremden sonra hemen hissediyor. Uyarma ihtimali yok yani. 10 saniye, 20 saniye. Onun için yani depremde, normal depremde onca P dalga geliyor. Bu hızlı ve az. Onun için cep telefonda bunu dalga geldi, deprem geliyor, dikkat doğru diye. Ondan sonra 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye sonra depremi, ana depremi geliyor ki biz ona göre doğalgaz kapatıyoruz, elektrik yurtlarını kapatıyoruz, kapı açık bırakıyor, doğalgaz kapatıyor, tren yavaş yapıyor. Yapabilir de. Ama aşağıdan geldi yani deniz ya karadan değil, yakından geliyor. Yakından geliyorsa bunun bir zaman aralığı daha da kısalıyor tabii. Hocam son olarak ne söylemek istersiniz? Yani bundan sonraki süreçte neler olacak? Peki nasıl önlemler alınacak? Sizin gördüğünüz nedir önlemler? Bingöl'e kadar o nokta ve Marmara Bölge ve İzmir. Yani böyle her yerde olabilir. Bir gün olacaksa yani ne zaman diye sorup ya o zaman ben 10 sene sonra, o zaman 9 sene sonra hazır olacak mı? Yani ben yanlış olabilir. Yani şimdi artık bir gün geliyor mu belli. Onun için bir Japonya'da da bu Magnitude 9.1'inin depremi şimdi Japonya'da bekliyor. Çok yüksek. Tamam. Onun için yani herkes hazır olunca hasarının %70 %70 yok rakam. Yok azaltabilir. Onun için bir el hazır olmak lazım. Mesela bina ne kadar iyi da eşyaları sabit mi kontrol etmek lazım. Sabit etmek lazım. Ondan sonra yaşam ve bunları da koyacaksınız. Yani yatakının yanında salonsa koltuğunun yanında. Kesinlikle kesinlikle merdivandan kaçmaya çalışmasın. Şimdiye kadar özellikle bu Maraş'ta Hatay'da en çok merdivanın altında. Yani onun için merdivan şimdi asansör depremdeki asansör kullanmıyordu artık her gidiyor. Ama merdiven de aynı. Merdiven de kullanmasın. Bir tane daha düz yapıyorken kabinde düz yapıyor olabilir. Kabinse iyi ama fayans varsa, doğada fayans varsa fayansız depremde patlıyor. Patlıyorsa cam kuruduğu gibi yani arıca en Kesik. evet kesik halde binada yani korumanın elbise yok. Düz yapıyor. Bunun tamamen böyle geliyor ve düz yapıyorsun. Koridora kadar kendini odaya kadar bıraksa da kaçsın. Hayatı o numara. Evet. Kesinlikle orada durmasın. Hocam yine bu akşam yine değerli bilgilerinizle bizi aydınlattınız. Zaman ayırıp bizimle canlı yayın yaptığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Devam edeceğim. Sonuna kadar söz yaparım. Ben Japonya'ya dönüyorum. Zaten ara ara Japonya'daki evi sattım. Oo, Evi. süper. Evet. Artık tam Türkiye'lisiniz hocam. Evet. Evet. Ne mutlu Evet. diye. Ne mutlu Türk'üm diye diyelim. Hocam sizin de o meşhur Atatürk rozetli ve yazılı kravatlarınızı da hayranlıkla izliyoruz zaten. Teşekkür ediyoruz. Türk hayranınızla ayrı ya, parantez açalım bunun içinde hocam. Berbat. Evet, arkada da görüyoruz. 17 tane Atatürk'ün grafiği. Oo, süper. Ne güzel hocam. O zaman tekrar diğer yayınlarda görüşmek üzere diyorum hocam. Tüm izleyen dostlara teşekkür ederiz. Ufak aksaklıklar oldu. Onları da artık mazur görün. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.